Şimdi bakın, bu haritayı belki milyon defa gösterdim. Gerekirse milyon defa daha gösteririm. Şimdi neden göstereceğim? Şunun için göstereceğim. Şuranın da üstüne bir tane Amerikan bayrağı koymak istiyorlar. Burası Ermenistan. Bakın, buraya da koyduğunda Türkiye önden, arkadan, sağdan, soldan, aşağıdan, yukarıdan her taraftan kuşatılmış olacak. İşte şu noktaya koyacaklar o Amerikan bayrağını, o NATO üssünü. Nereden çıkartıyorsun? Vallahi haberi var. NATO Ermenistan'a ittifaka katılmaya çağırdı. Haber bu. Bu değil mi? Damla. Ver bakayım haberi de. Lütfen. O zaman ne olacak? Tam kuşatılmış. Gürcistan ve Azerbaycan'ı Kuzey Atlantik İttifakı'na dahil etmeye çalışan Batı'nın yeni planı Ermenistan. NATO'nun Avrupa Genişleme Komitesi Başkanı Günter Fehlinger, Ermenistan'a NATO'ya katılmaya çağırdı. Sosyal medya hesabı X'te bir süredir paylaşımlar yapan Fehlinger, gönderisinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a Ermenistan'ı NATO'ya katılmaya çağırıyorum diye yazdı. Bir başka gönderisinde ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ı da gönderisine etiketleyen Fehlinger, Ermenistan'ı koru dedi. Fehlinger, Erivan'ın NATO'ya katılım için adım atması halinde ABD Başkanı Joe Biden'ın Nikol Paşinyan'ı destekleyeceğini söyledi. Kafkaslar'da barışın anahtarının NATO olduğunu savunan Günter Fehlinger, Balkan ülkeleri içinde 2029 yılına kadar tarih verdi. NATO'nun sınırlarının hem batıda hem de doğuda genişleyeceğini ileri sürdü. Evet, NATO'ya katılmaya çağırıyorlar Ermenistan'ı. Şimdi bir daha o haritaya bakalım. Ermenistan'ın üstüne de o bayrağı koyduktan sonra tamamıyla kuşatılmış oluyoruz. Bunların hepsi silah. Şu bayrak olarak gördükleriniz silah. Füze, tank, silah, savaş uçağı, savaş helikopteri, top, tüfek. Artık ne düşünürseniz asker. Bunlar savaş makinalarını temsil ediyor. Şimdi bu savaş merkezleri sadece Türkiye'yi mi tehdit ediyor? Aynı zamanda İran'ı tehdit ediyor. Aynı zamanda Azerbaycan'ı tehdit ediyor. Aynı zamanda Rusya Federasyonu'nu tehdit ediyor. Suriye'yi, Mısır'ı tehdit ediyor. Şimdi hem bizi hem komşularımızı tehdit eden bir şey. Erivan'a da, yani Ermenistan'a da böyle bir savaş merkezi kurarlarsa peki biz ne yapacağız? Ve bizim siyasi iktidar hala NATO'nun genişlemesinden yanayız diyor. Niye? NATO bir savunma örgütüymüş. İyi de şu bayrakların olduğu yerlerdeki silahlar, hani Gogol'un oyununda duvarda bir silah varsa, tiyatro oyununda, o silah oyun bitene kadar patlayacaktır denir. Bunlar süs olsun diye mi konuluyor oraya? Hayır. Süs müs değil bunlar. Patlayacak bunlar. Kime karşı patlayacak? Türkiye'ye karşı patlayacak. Kime karşı patlayacak? Rusya'ya, İran'a. Yani komşularımıza ve bize. Önemli olan biziz tabii ki. Peki Rusya devrilirse sıra Türkiye'ye gelir mi? Gelir. Rusya neden Ukrayna'ya isyan etti? Burnunun dibine kadar geldiler Rusya'nın. Ya yeter ya dedi Rusya. Peki Rusya'ya başka nerede tehdit var? İsveç, Finlandiya. Finlandiya'nın NATO'ya girmesine Türkiye onay verdi mi? Verdi. İyi mi etti? Çok kötü etti. Dünyanın hangi ucunda olursa olsun yeni bir NATO üssü, yeni bir NATO ülkesi Türkiye'ye açık tehdittir. Şimdi İsveç var. Şu anda meclisimiz tatilde. Bugün ayın 5'i. Muhtemelen bir ay içinde, bir ay sonra, Ekim'in ilk haftasında meclis açılacak ve İsveç'in NATO'ya üyeliği tekrar gündeme getirilecek ve milletvekillerinin onayına sunulacak bu. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin manevi şahsiyetine karşı son derece saygı gösteren kişileriz. Çünkü bu millet meclisi
hem 1920'de hem 2015'te emperyalizme karşı direnmiş meclistir. Savaş vermiş meclistir, gazidir. Şu anda mecliste bizleri temsil eden 600 milletvekilimiz var. Bu 600 milletvekiline açıkça şunu söylüyorum. Türkiye'yi tehdit eden silahları bir kez daha sizin onayınıza sunacaklar. İsveç'in NATO üyeliğini bir kez daha sizin onayınıza sunacaklar. Bunu kabul etmeyin. Bunu reddedin. İsveç'in NATO'ya katılmasını reddedin. Ve üstüne üstlük elinizi kaldırıp konuşun. Deyin ki NATO'dan çıkalım. NATO bir saldırı örgütüdür. NATO'dan çıkarsak bütün belalardan kurtuluruz. Bu konuşmaları da yapın. Türk milleti sizden bunu bekliyor. Şu haritayı, şu haritadaki bu bayrakların olduğu NATO üslerini o coğrafyaya gömün. Bunu yapabilirsiniz. Ama karşımızda koskoca NATO var. Olsun. Voleybol kız milli takımımızın karşısında da dünya devleri vardı. İtalya az mıydı? Sırbistan dünya devi değil miydi? Teker teker indirdiler. Siz de NATO'nun sırtını yerine getirin. Yere getirin. Bu Türk milletinin sizden beklentisidir. Bunu yaptığınız zaman bütün dünyada, mazlum milletler nezdinde özellikle bütün dünyada saygınlığınızı zirveye taşırsınız. Ey Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milletvekilleri! Bu sizin görevinizdir. Ve bu görevi asiller olarak vekillere veriyoruz. Ve bir ay boyunca meclis açılıp İsveç'in NATO'ya katılma belgesi onayınıza sunulana kadar bunu her gün tekrarlayacağım. Görevinizi hatırlatacağım. Ve şunu bilin, eğer evet oyu verirseniz iki elimiz mahşere kadar yakanızdadır, haberiniz olsun. Saygılar sunarım efendim. NATO dediğiniz şey Amerika'nın Avrupa'yı denetim altında tutmak için kullandığı, bunun için kullandığı, bunun için kurduğu bir örgüttür. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerle savaşmak bahanesiyle Avrupa'ya giren Amerikan orduları bir daha geri çekilmedi. Onların Avrupa'da kalması için de NATO örgütü kuruldu. Ha bunlar işte aslında Amerikan değil NATO güçleridir denildi. Yani bir tür işgal gücüdür. Ve Avrupa'daki denetimi de NATO'nun içindeki süper NATO dediğimiz Gradio ya da kontrgerilla örgütleriyle kullanır. Ve bu örgütler öyle çalışır ki bütün paramiliter grupları, faşistleri, neonazileri hepsini besler, büyütür, halklara karşı kullanır. Bakın Ukrayna'da ne oldu? Ukrayna'da Almanya ve CIA'nin ortak yetiştirdiği neonaziler geliştirildi. Ukrayna'ya gönderildiler. Ukrayna'da çok büyük bir güç haline geldiler. Ukrayna ordusunun %90'ını bunlar yönetir. Çok önemli bir bölümünü de Azov taburları adıyla bunlar oluşturur. Bütün o katliamı, vahşeti yapanlar da bunlardır. 8 sene içinde 14 bin Rus'u öldüren de bunlardır. Rusya'ya yakın bölgelerde. NATO böyle bir şeydir. NATO'nun olduğu yerde neonazi vardır, nazi vardır, faşizm vardır, mafya vardır, FETÖ vardır. Ukrayna NATO'ya bağlı değil. Olsun, NATO güçleri olduğu gibi Ukrayna'da. Yeraltı güçleri, yerüstü güçleri olduğu gibi Ukrayna'da. Ve FETÖ yine orada. Ama uzattın, ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum. Ukrayna'da bir savunma bakanı atandı. Bu adam FETÖ bağlantılı. Haber rica edebilir miyim? Evet. Ukrayna'ya FETÖ bağlantılı savunma bakanı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, savaşın ortasında savunma bakanı Oleksiy Reznikov'u görevden aldı. Yerine ise
FETÖ'nün okullarında okuyan Umerov getirilecek. Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın değiştirme kararı aldım. Oleksiy Reznikov 550 günden fazla süren geniş çaplı savaşı yaşadı. Bakanlığın hem orduya hem de topluma yönelik yeni yaklaşımlara ve yeni etkileşim biçimlerine ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Şimdi bakanlığın başına Rüstem Umerov geçmelidir ifadelerini kullandı. Zelenski parlamentonun söz konusu kararı destekleyeceğini ümit ettiğini söyledi. Oleksiy Reznikov 2021'den beri Ukrayna'nın Savunma Bakanlığı görevini yürütüyordu. Yetkililere dayandırılan yerel haberlere göre Reznikov'un Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi olarak atanması bekleniyor. 1982 doğumlu Rüstem Umerov daha önce Ukrayna Devlet Mülkiyet Fonu Başkanlık ve Ukrayna Devlet Başkanı'nın özel temsilcisi görevini üstlendi. Bakan olmasına kesin gözüyle bakılan Umerov, bölgede ABD planlarının sözcülüğünü ve yürütücülüğünü yapan bir siyasi. Aydınlığın daha önce Ukrayna'daki yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre Rüstem Umerov, Ukrayna döneminde FETÖ'den destek alan Kırım Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı'nın üstün yetenekli çocuklar için açtığı Kırım Yatılı Okulu'nda eğitim gördü. ABD ile doğrudan ilişkili olduğunu söyleyen kaynaklar, Umerov için yabancı devletlerden aldığı fonların bir kısmını kendi kişisel amaçları için kullanıyor. Açık kaynaklarda da ifade edildiği üzere gençliğinde ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Geleceğin Liderleri Değişim Programı Flex programına katıldı. Kardeşi Ruslan Umerov kimlik bilgilerine göre Arslan Ömer Kırımlı'da Kırım Yatılı Okulu'nda okudu ve FETÖ bağlantılı. İki kardeş de Kiev'de Amerika'nın çocukları olarak anılıyor ifadeleri kullanıldı. Rus basınında da Rüstem Umerov'dan Amerikan casusu diye bahsediliyor. Bu tanım önemli bir kaynağa dayanıyor. Rüstem Umerov gibi Kırım Tatarı olan Kırım Tatarlarının Bölgesel Ulusal Kültürel Özerkliği Başkanı ve Ukrayna tarafı temsilcisi Ayvaz Umerov. Kırımlı siyasetçi 10 Mart'ta gazetecilere verdiği demeçte onu bir ABD casusu ve kaçak Fethullah Gülen ile bağlantılı bir gri kardinal olarak görmek için çok nedenim var dedi. Rüstem Umerov'un Fethullah Gülen tarafından aktif olarak desteklendiğini, Nurcu eğitim sisteminin bir parçası olduğunu sözlerine ekledi. Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov'un görevden alınmasıyla ilgili karşı saldırıdaki başarısızlık ve ordu içindeki yolsuzlukların etkili olduğu düşünülüyor. Daha önce batıdan alınan silahların bir kısmının kaybolması ve bazı silahların kara borsada satışa çıkartılması gibi durumlar meydana gelmişti. Ayrıca seferberlikten kaçmak ya da ordudan firar etmek isteyenler için de ordu içindeki yöneticilerin rüşvet aldığı ortaya çıkmıştı. Tüm bunların üstüne ağır kayıplarla devam eden karşı saldırıdaki başarısızlık tüm okları Savunma Bakanı Reznikov'a çevirmişti. Sonuç olarak Zelenski'nin bu kararı almasında bu iki ana unsurun etkili olduğu belirtiliyor. Savunma Bakanı olacak olan Umerov'un asker geçmişi bulunmuyor. İş adamı olan Umerov, ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri de dahil olmak üzere batılı ülkelerden üst düzey savunma yetkilileriyle sürekli iletişim halinde. Umerov, Eylül 2022'den bu yana yatırımcılara varlıklarını açık arttırmayla satan ve devlete ait fabrikaları ve mülkleri yöneten bir devlet kurumunun başkanlığını yürütüyor. Savunma Bakanı olarak Umerov'dan bir yandan bakanlığı toparlaması, diğer yandan da batılı silahların istikrarlı tedarikini sürdürmesi beklenecek. Vatan Partisi Rusya temsilcisi Mehmet Perinçek attığı bir tweetle Umerov konusunda kamuoyunu bilgilendirmişti. Şöyle demişti, Zelenski Savunma Bakanlığı'na FETÖ okullarından yetişen Rüstem Umerov'u getiriyor. Umerov'un FETÖ bağlantıları için de bir link atmış. Aydınlığın eski bir sayısının linkini atmış. Ukrayna heyetindeki FETÖ'cü diye Aydınlık bunu yayınlamıştı. Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul'da görüştü. Ukrayna heyetindeki Rüstem Umerov FETÖ destekli Kırım Yatılı Okulu'nda eğitim gördü diye Rüstem Umerov'un fotoğrafını da kullanmış. Mehmet Perinçek de bunu almış tweetine. Ve Yakup Aslan Ankara temsilcimiz, onun da bir hatırlatması var. O da diyor ki, Kırım Türkü Umerov Ukrayna Savunma Bakanı oldu. Aldanmayın hemen. Kendisi FETÖ destekli Kırım Yatılı Okulu'nda eğitim gördü. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Geleceğin Liderleri Değişim Programı'na katıldı. Kardeşiyle birlikte Kiev'de Amerika'nın çocukları olarak tanınıyor. Rüstem Umerov'un attığı bir tweet'i göstermiş Yakup. Rüstem Umerov attığı tweette Amerikan bayrağını kullanıyor ve
Happy Independence Day, yani Amerikalıların bağımsızlık günü olan 4 Temmuz'u kutluyor. Amerikan casusu olarak nitelenen Rüstem Umerov. İşte Amerika budur, işte emperyalizm budur, işte NATO budur. Bu yüzden Ekim'in ilk haftasına kadar sayın milletvekillerini her gün uyaracağım buradan. İsveç'in NATO üyeliğine sakın ola onay vermeyin. Hatta daha ötesi, NATO'dan çıkalım demeye de dilinizi alıştırın.